Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz kanarya alırken dikkat edilmesi gereken noktalar. Birçok amatör arkadaş bu konuda bana sorular soruyordu bu zamana kadar. Onlara faydalı olmak için böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Bu videoya evimizin yeni üyesi yaklaşık 3 aylık Gumball'ımızla birlikte çekmek istedim. Gumball'da kuşları yeni yeni alışıyor, alışmaya çalışıyor. İçgüdüsel olarak onları sürekli takip etse de inşallah büyüyene kadar kanaryaları o da çok sevecek. Şimdi örnek kanaryalar üzerinde bu konuyu ise biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu videoda örnek amaçlı kullandığım kuş benim bakıcı kuşlarımdan bir tanesi. Yani Malta diye tabir edilen ya da Kırıkta diye tabir edilen kuşlardan bir tanesi. Çünkü burada Kres ya da Gloster bir kuş kullanmak istemedim sağlıklı bir kuş örnek olarak. Çünkü Overk'ın kendine has özellikleri var. O iki ırka yönelik daha sonra teker teker video da çekmek istiyorum. Yani Kres alırken nelere dikkat etmeliyiz ya da Gloster alırken nelere dikkat etmeliyiz diye. Ben şu an sadece kanarya alırken nelere dikkat etmeliyiz konusunu anlatacağım. Sağlıklı bir kanarya nasıl belli olur onu anlatacağım. Öncelikle sağlıklı bir kanaryanın tüyleri pırıl pırıl olur. Hani düzgün bir tüy yapısı olur. Dağınık, partal bir tüy yapısı olmaz. İkinci konu hareketli olur kanarya. Durağan olmaz. Bakışları canlı olur. Tünekli doğru durur. Ayaklarının hepsinin sağlam olması gerekir iyi bir kanarya için. Hem o kuştan iyi faydalanabilmek için gerek ötüm gerek üretim açısından ayakları sağlam olmalı, gagası sağlam olmalı ve tüyleri de iyi olmalı kuşun. Olarak elimize alıp baktığımızda da şöyle göstereyim. Gagası temiz olmalı. Gagasında herhangi bir tortu, herhangi bir mantar belirtisi olmamalı. Tertemiz olmalı ve şu iki tane delik görünmeli. Gagasında herhangi bir uzunluk, herhangi bir şekil bozukluğu olmamalı. Sonra ayaklarına baktığımızda ayakları sağlam olmalı. 3 tane ayak ve tırnaklar olmalı. Eksik tırnak, eksik ayak bunlar eğer üretim düşünüyorsak sorun olabilir ama sadece ötüm ya da kafeste besleme niyetimiz varsa sorun olmayabilir. Ama üretim için bu ayakların tam ve tırnakların ve ayakların tam olması önemli bir konu. Elimize aldığımızda da dolu bir kuş olması gerekir. Çok zayıf. Bazı üretime yaklaşan erkek kuşlar yalnız dik ötüme başladıkça daha da dikildikçe kendilerini sıkarlar ve yağlarını eritirler ve çok zayıflarlar. Hani o kuşlar ayrıdır. Onun fi bölgesine baktığımız zaman oradan da anlarız zaten. Normal bir zamanda bir kanarya ise daha derli toplu olmak zorunda. Çok zayıf, yani normal bir zamanda çok zayıf, dikleşmediği halde çok zayıf kanaryalardan da kaçınmamız lazım bence. Tüyleri parlak olmalı. Böyle yakın çekim daha net görünüyor. Ayakları sağlam olmalı. Hani canlı kanlı bir kanarya almamız lazım. Tüneyinde hiç hareket etmeyen, sabit, bakışları donuk kuş almamalıyız. Normal canlı hayvanlarda da aslında bu genel durum aynıdır. Bir kanarya alırken özellikle dikkat etmemiz gereken konular bunlar. Yani sağlıklı bir kuş almalıyız. Tekrar etmek gerekirse sağlıklı bir kanaryanın tüyleri güzel olmalı. Yani buff ya da intensif ya da orta tüy olsun fark etmez. Tüyleri derli toplu olmalı. İkinci konu ayakları ve gagaları düzgün olmalı, parlak olmalı, hani herhangi bir mantar belirtisi, herhangi bir tortu belirtisi olmamalı. Kuş hareketli ve durağan olmamalı, hareketli olmalı. Peki size bir soru, bu kuş dişi mi erkek mi? Dişi bir kuş. Bunu anlamak da aslında kuşun kostümünden ve bir takım özelliklerinden çok kolay. Önümüzdeki günlerde bu konuya yönelik de bir video çekeceğim. Erkek ve dişi kuşta nelere bakarak çok pratik biz bunu anlayabiliriz konusuna yönelik de çünkü bu konuda da çok soru alıyorum. Yani erkek ve dişi kuşu ayırt etmenin püf noktaları neler? Bu konuya yönelik bilgi birikimi de paylaşacağım. Haftada en az 2 video çekmeye gayret göstereceğim bundan sonra arkadaşlar. Belki de 3 video.
Sağlıklı bir kuş, sağlıklı bir kanarya alımına yönelik işte dikkat edilmesi gereken şeyler çok fazla değil aslında. Demin de tekrar ettim. Bunlara dikkat edersek hasta bir kuş almamış oluruz, sağlıklı bir kuş almış oluruz. Bir sonraki videoların kür konusunda olacak. Üretim öncesi kür konusu olacak. Üretim öncesi yapılması gereken noktalar olacak. Yani ben şu dönemde özellikle üretim öncesi, yani kısa vadede insanlara üretim öncesinde kısa vadede insanlara anlatabildiğim her şeyi anlatmak istiyorum. Süreç içerisinde haftada en az 2 ya da 3 videoyla kanaryalara yönelik anlatabileceğim her şeyi konu başlıkları altında anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.